Benim antrenörümü ver. Yok ben... Bana antrenör vereceksin abi. Ama vallahi ben de ofisimde... Yok 35 tümen ver. Tamam abi beni geri götür. Ben istemiyorum. Beni geri götür o zaman. Biz orada 20 tümen almış. Benim paramı versin abi ya. Yani. Hadi be. Abi şu benim 5 tümenimi de verir. Benim 10 tümenim verir ya. Saçmasın elinde, saçmasın elinde. Ağzın... Lan vallahi var ya gücüm yetse ağzını yüzünü vuracağım. Çıkır İran etsen. Olmaz. Başka bir yer bulamam mı? Bak. O otelden başka hostel abi onlar. Yok vermez. Yok vermez. Hiç yas vermez. Fakat nöbüşte sabadım var. Hotel. H-O-T-L. Hotel. Yok biliyorum abi. Hotel. Şamı 105 İslam filmi çekiyor. Nasıl hoşun geldi? Eyvallah mı sağ olasın. Mukavvatı da çek. He. Senin sen bu kişiden bir çöreği almıyor musun? Vallahi mı? He. Salmi. Evet abi. Sal. Salak abi. 60 bin mi yaptı abi? 60. Ondan sonra şu 70 bin, şu da 75 bin mi yapıyor abi? Tamam mı abi? Sabahı yapmayı başardım. Gerçekten öyle bir soğuk gece geçirdim ki tam 0 ile eksi 1 derece arasıydı. Ya tabii ki ekipmanların uygun olmadı mı? Yani 0 derece, eksi 1 derece bile öyle bir soğuk oluyor ki. Ya böyle o kadar çok soğuk ki insan uyuyamıyor ya. Ama ne biçim de uykusu var. Her neyse burada sınır kapısının hemen işte girişindeyiz. Hemen oraya gideceğim. Kimseye bir şey sormayacaksın ya var ya. En iyisi ha. Geldim akşam işte bir insaniyetlik yapıp şu özel güvenliğe sorayım dedim ya. Burada nereye çadır kurabilirim? Bir baktım kurt murt parçalar. Ya abi ne kurdu? Geldim tarlanın ortasına attım çadır. Hiçbir Allah'ın kulu bir şey demiyor. Diyemezdi ya. Zaten var ya. Yani şura bomboş. Çoğu yerde var ya böyle soruyorum insaniyetlik yapar mı diye. Hele bu sınır kapısındaki insanlar. Oo arkadaşlar yani böyle insan olarak görmüyorlar karşısındaki şeyleri. Bakacağız daha oraya doğru gideyim nasıl bir şey var anlam veremedim. Yani şu çadırımı bir toplayayım. Saat de erken bayağı bu arada. Hemen erkenden kalktım. Orada kapıda beklemeyeyim. Zaten sınır kapısı 7/24 açık da. Ben olsun yine ne olur ne olmaz diye erken kalktım. Hemen bir gidelim oraya doğru. Şu an tam kaç tane köpek saldırıyor bak. 3 6 7 8 9 10 11 12 14 tane köpek geliyor. Tam ekipmanlarımı topluyorum burada 14 tanesi de saldırıyor. Korktun mu? Direkt korktun mu böyle var ya köpekler direkt üstüne geliyor. Ama onlar bana saldırmadan ben onlara koştum daha yeni var ya bir kaçıyorlar. İşte tırcıların böyle gümrük kapısında sıra beklediği yer. Biz de herhalde şu içeriye doğru gideceğiz. Sonra Bağdat bulunur dediklerini burada öğreneceğiz. Sonra bulacağız içeriği. İran'ın işte gür burası, kapısı burası. İnternasyonel pasaportumu da çarptım. Aha bu da Republic of Turkey pasaport, internasyonel. İnşallah ilk menümüzü vurduracağız. Gümrük kapısında yaya giriş yapma yerin pisliğine bir bak ya. Arkadaş. Daha içeri giremedim de. Biraz uzun meşakkatli yoldan geçiyorum. Şuraya doğru gidiyoruz ya. Abi bu ne böyle? Orta pislik içinde berbat ya. Daha kapıya ulaşmadan her önüne gelen pasaport soruyor. İşte biraz çocuk gösteriyorum ya. Ben de dedim madem göstereyim ya. Boşuna para verip çıkartmadık. Abiye verdim güvenlikçi pasaportu. Sen diyor Niğdeli misin diyor. Nereden bildin abi diyorum pasaportun üstünde yazıyor diyor. Ya buradan 1 kilometrelik yaklaşık herhalde bir yürüme yolu var. 1,5 da olabilir. Daha gümrüğün kapısının oraya doğru gidiyoruz herhalde. Yürü bitmiyor. Vallahi trekkingçi yaptı bunlar bizi. Alt üstü ülkelerine gireceğiz. Vallahi şimdi İran'daki böyle bakan insanlar pasaporta muhtemelen şeymiş. Yoklar.
Saat diyor 6.30'dan belli Türkler bekliyor diyor. Orada abi sağ olsun tanıdık çıktı. Şey yaptı. Sen bir git bak kardeşim, geçiyorlarsa ben sana şey yapayım. Orada Araf'ta kalma dedi. Ne tuvalet var ne bir şey dedi. Ben en iyisi Türkiye tarafında bekleyeyim abi. Ne varsa bizim memleketimizde var. Yok abi. Orada bekliyorlar hepsi. Sen istersen lavabo gideceksen git. Sıkı, pasaport dursa sıkıntı olur mu? Yok, fark etmez. Eyvallah. Abi girişte ne zaman aldılar içeriye doğru? Hiç bilmiyorum. Normalde 8'de onların değişim sadece. Başka bir vardiyaya gelecek. Yani. Onlar hep böyle sıkıntılı mı abi? Tamamdır abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Arkadaş. Ha şimdi ilk mürümüzü bastırdık. Sağ olsun güvenlikçi abim. Adamın kralı lan var ya. Böyle iyi insan görmedim. Efendim abi. Ne oldu abi? Abi bizi... Ne? He? Aynı. Sıkıntı olur mu? Diyor abi İran tarafında kayıt yapma. Vallahi seni direkt içeri atarlar. Ben bir şuraya bir geçeyim hele. Ben bir sıkıntı alacağım başıma. Bu abim vallahi Allah razı olsun. Kapıdan belli çok pis yardımcı oluyor. Ne diyorsun abi? Gel paranı göster. Al abi. Sadece bunu vereceksin. Bunlar cebine koy. Tamam. Bu beni aşağı atacak. Oradan ha. Otobüse biner miyim? Tamamdır abi. Şu an? Eyvallah abi. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Ofise de bilmiyoruz. Başka bir şey demeyeceğiz, tamam mı? Tamamdır olsun. Abi. Aşağıda indi meydanda da bizler. Tamam. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. İran'a girdim. Dainiki abim Allah razı olsun. Sağ olsun. Tam kapıdan böyle dışarı çıktım. İran tarafına adım atacağım. Birisi yanaştı böyle. Ya param var mı bozuyum? Abi dedim kaç para bozuyun? Ya işte bir merkeze inmelik ben para bozdurmam lazım. Bunların parası da bizim paraya göre çok karışık. Ben zaten hala hiç anlamadım. İşte para bozdurdum. Bozdurmadım daha doğrusu. Bozdurdum sonra geri verdim. Dolandırdığını anladım. Sahte para vermiş. Ondan sonra neyse çok da bozdurmadım yani de. Ondan sonra gittim geri verdim parayı. Sağ olsun bu genç vallahi Erzurum'da okuyormuş ama İranlı. Allah razı olsun bana ne biçim yardımcı oldu. Bindim geldim işte. Bezerken Mako'ya gitmeye çalışıyorum. Bakalım gidebileceğiz mi? Burada taksiler ucuz ama işte böyle tam böyle sıkıntılı bir yerdeyim. Böyle biraz saf olursan seni bir kazıklıyorlar, bir kazıklıyorlar. Aa bunların parası böyle 5 bak 50 60 TL bozdurdum. Yok 50 TL bozdurdum. 70 bin 60 bin tümen verdiler. Riyal tümen burada öyle diyorlar. 5-6 tane sıfır var paralarda. Çok karışık. Şimdi inşallah buradan Maku'ya doğru gitmeye çalışacağım. Maku'ya gidebilir miyim bilmiyorum. Bu arada İran sınır kapısında ya o Araf'ta kaldık. Tam 2 saat bekledik. 2 saat bekledikten sonra ya İran'da ne kadar İran gümrük kontrolünde böyle insanlara ne kadar sert davranıyorlar ya. Bağırmalar, çağırmalar, itip kalkıyor adamı. Ben vallahi hep 2 saat bekledim. Abi turistim senin ülkene gezmeye geliyorum. Almadılar bir türlü. Neyse en sonunda 2 saat boyunca sıkıntı, stres geçtik. Hala şu an bütün olayları anlatamıyorum. Niye? Çünkü hala aklım parada. Dolandırdılar biraz beni de anlayamadım bir türlü. Sağ olsun var ya dahinki arkadaş Allah razı olsun bayağı yardımcı oldu. Ben bir dövizciye gideyim abi ya. Şimdi otogara mı götürüyorsun abi? Sen Maku da yenesen, Utkar'da yenesen. Otogarın yakınlarında dövizci var mı dövizci? He? Sen ne dedese orada da köyce. Döviz burada da var dövizci. Sen Rafak'ta. Yok. Dövizci o da aynı ki abi yok ya. Onlar da bozdurmayacağım abi. Dövizci de bozduracağım. Ya dövizci burada vardı. Ben sarrafa. Ne bozduracaksın? Ben Türk lirası. Mako'ya gidiyorum abi. Sıkıntı yok. Sen ne dediyse ben gözüm sabah. Sen şuradan vurdun kartı. Ha. Şu 60 bin mi yaptı abi? 60. Ondan sonra şu 70 bin. Şu da 75 bin mi yapıyor abi? Tamam mı abi? Kamerayı niye kullanıyorsun? Ha şimdi paraları çekiyorum abi. Paraları anlamıyorum. Çok sıfır var biliyor musun? Karıştırıyorum. Daha yeni 5 tümen diye 50 bin tümen vermişsin. Kaç yaşındasın? Ve 19. Tamam. Urmiye'ye gidiyorum böyle Senendek tarafına doğru gezmeye gidiyorum. Tamam tamam. Nidana mısın? Aynen öyle. Nidalıyız abi. Buraya geliyorsun. Nidana'dan çok yandı abi. Allah Allah. Ha. Yok abi Nideli ya. Nideli de mi? He? Nidana'dan 10-15 gün bundan önce caddetle meşede. Allah Allah. Allah Allah abi Nide'den buraya.
direkt burada paylaşımlı taksi var. Taksiye atladım. Yani yaklaşık 10-15 tam olarak paralarını ben hesaplarım. Onu bir yere yazarım. Buradan otogara geldim. Maku'nun otogarına, Maku'dan Urmiye'ye gidiyorum. 300 kilometre yola 75 bin tümen verdim. Yani 75 bin tümen aş para yapıyor. Yaklaşık 55 TL ile 300 kilometre Urmiye'ye gidiyorum. Burada ulaşım galiba benim gördüğümce ucuz. Çünkü benzin falan İran ülkesinde. Çekimler problem oluyor yani, insanlar sıkıntı, şeriat var bu ülkede. Bakalım Urmiye'ye doğru bir gidelim, orada bir sim kart falan gezimiz nasıl olacak. Şimdi mola verdik bir. Hala Urmiye'ye doğru gitmeye devam ediyoruz. Abi 300 kilometre bir bu kadar mı uzun sürer ya? Vallahi diyorum, perişan olduk. Elimi yüzümü yıkadım, bir tuhaf oldum ya. Şey, sıcağa geldim ya, buralar aşırı derecede sıcak. Soğuktan güney tarafa geldiğim için 40-45 derece. Buna insanlar yemek yemek yiyor. Çoğu sokakta, işte hala oruç devam ettiği için sokakta yemek yiyemiyorsun. Çoğu arabalara saklanarak yiyor. Devam ediyor böyle. Azeri yemeği yapıyor abim burada. 40 tümen herhalde 20 liraya denk geliyor. 1 olacağı 5 beraber. Evet, bu neymiş bu ya? Allah eyler. Allah eyler. Ben bir nasıl alalım. Bu kadar. Bunlar 3 tane doldu. 3 tane doldu. 3 tane doldu. O koyar, bir sıkıntı yok. Maşallah, kabuğuyla beraber de koyuyor abim. Yemeli olur, yak çok. Bu Azeri yeme abi. Bu Azeri yeme yoksa... Ha, bu yaktan bunu. O ne? Yok abi, eyvallah sağ olasın. Neydi? Heyvan kerası. Heyvan kerası. Bu ne? Olsun dayı. Dur mu olsun? Ne? Yapma olsun. Anlamıyorum ki dayı. Kerede. Kerede bilmiyorum dayı. Heyvan kerasını ne oldu? Bilmiyorum. Dördü. Ne var adı? Valla dayı bilmiyorum, anlamıyorum pek. Dürbün mü? Aynen öyle, dürbün. Üç tane ayıra, 45. Üç tane var. Çıkırlar ha, üç tarafa. 45. Niye 45? Ayran kaç tümen dayı? İslam'ın filmi gibi. Aynen öyle. İslam filmi iyi yeri. Abi bir şeyler söyle, İslam filmi çekiyor işte. Halı yer almaz. Ha? Ama halı yer. Ben vereyim şimdi, halı dile. Halı yer. Bu göçek değil, bunu filmi yiyelim. Ha, sağ ol. 50 tümen değil mi bu abi? Yok, 10 bin ben sana veririm. Ne diyor, ayran? İçiyorsan. Ayran ver ya. Olsun, buna diyor, ayran vereyim, konu. Kapağını da koy, ver. Eyvallah, bağışla. Aman olur öyle abi. Ortalık karışık. Yo, ver sen. Bunun filmin yok var. Ha, bu abin mi? Abim, selamünaleyküm. Sağ ol. Şamı 105. İslam filmi çekiyor. Nasıl hoşun geldi? Eyvallah, sağ olasın. Bu kafatı da çek. Bu mu? Bu abi, yo iyi abi ya. Bu kafatı. Bu yakçı ya. Şerefsizler, bu şerefsiz da abi. Abi sen kaptanına sor, ben sana diyeyim. Bu kaba. Bak şu bu kaba tanımanı getirmiş. Kaba. Paşoğlu. İran'ın Urmiye otogarındayım. Tam burada böyle biraz sessizlik hakim. Bakalım tahsim hastı dolmuş mu olmuş, bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum. İlk önce internet bulmaya çalışıyorum. Bakalım stajyer ne yapacak. Bak dayı, buraya gideceğim. Gidiyorum. Yani merkezde değil ha, Urmiye merkezde de meydan. Meydan, tamam. Vallahi 20 tümen. Yok. Götürmüyor. Merkeze. Tamam dayı. Şahs değil ya, 30 tümen. Eyvallah dayı. 5 tümen de çıktım. Vallahi 20 tümen götürürsen gidiyor. 21 sene. Eyvallah dayı, sağ olasın. 20 tümen diyor mu, yok diyor yani. Şurada dolmuş var, dolmuşa bineriz. 30 tümen diyor yani.
Ben de bilmiyorum kaç para diyor. Adayı böyle tahsilir duruyor. Hele selamun aleyküm abi. Meydana kaçtın, nereye gidin? Para? Meydan, meydan. Meydanı meşez. He, meydan. Bu da meydan be, bu da meydan. Urmiye meydan. Urmiye meydan içeride. Meydan içeride, meşez de. Kaçtın ben? Ya bu dilim bile be. Bu da misafir yaparsan. Bu meydana kadar, göher yaparsan. Gel buraya. Hala geldi sen. Kaçtın ben abi? Meydan, meydan, meydan. Nasıl meydan? Dur abi. Muhabir. Bir dakika abi, kaybettim. İşte bak bura. Gördün? Bir. Ne? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Oo, ne yaptın abi? Çok 30 tümen para verin. Yo, 20 tümen. Eyvallah abi, sağ olasın. Dayılar çok diyor ya. Daha yine o 25 tümen diyordu birisi. Yok abi, eyvallah, sağ olasın. 20 tümen götür yani. 25 mi? Yok vallahi 20 tümen. Para yok, yok, yok. Abi para var. Yok vallahi yok. Baksana abi, sırt çantasıyla mı geldin? Alamıyorum herhalde. Ne mi neyse, film gibi? Yok ya, öyle çekiyorum ya. Ha? Bulyesir, bulyesir. Bulyesir ya, meydan, meydan. 25 para be. Vallahi de. 20 tümen diyorsun, gidelim. Yoksa gidiyorum. Vallahi. İyi de. Ne söyleyeyim bakalım? Yok diyorsun dayı. 20 götürün. Şimdi dayılarla konuşuyoruz. İnşallah meydana gitmeye çalışıyorum. Oraya gidip bir sim kart alacağım. Ya böyle gördüler mi var ya, ne biçim kazıklamaya çalışıyorlar. 20 tümen 10 TL, 15 TL falan. Yolumuz daha 10 kilometre. 20 tümen dedim, ben almam abi. Abi benim 10 tümenimi ver. Yok, bana 10 tümen vereceksin abi. Ama valla ben de 30 tümen. Yok, 15 tümen ver. Tamam abi, beni geri götür. Ben istemiyorum, beni geri götür o zaman. Biz orada 20 tümen almıştık. Yok, biz 20 tümen. Abi benim 5 tümenimi ver. Abi ben senden daha alırım. Abi vallahi bak. Yok abi, sen bana. Yok abi, sen benim 10 tümenimi verin. Sen bana 30 tümen vereceksin. Tamam abi. Taksilerden sonra başlayayım. Abi taksiye sormaya gerek yok. Taksiye sormaya gerek yok. Sen bana dedin taksiden ki. Taksiden söyledim. Yok yok abi, sen biz sana orada anlaştık. Sen bana 30. Anlaştık yok. Mesela. Yok abi sen beni. Ben anlaştık. Mesela paradın verliyese. Yok yok abi, yok 20 tümen. 20 tümeni verliyese cakkın ben şöyle 30 tümeni yo, verdim. Yok yok abi. Yok. Benim 10 tümenimi ver abi. Yok abi, beni götür o zaman. Benim 10 tümenimi ver abi. Abi bu sen niye eziyet etmişsin? Abi ben eziyet falan etmiyorum. 2 dakika getirdin 10 tümen aldım. Ben 2 dakika işte. Ben sen derbeş yakmışım. Abi sen. Ben sana. Abi 5 tümen için şey yapma. Abi. Benim, abi benim 5 tümenimi de verin. Abi benim 5 tümenimi ver. Abi eziyet etmem. Abi sen bana eziyet ediyorsun. Benim 5 tümenimi ver eve ya. Abi biz orada yani anlaştık. Ben sana 30 tümen dedim, anlaştık. O abi 30 tümen falan demedin. Yo abi ben burada kaydettim. Yo abi. Bak vallahi abi sıkıntı çıkıyor. Benim 5 tümenimi ver eve abi. Abi beni. Abi bana. Sen bana ver abi. Şunu al, 10 tümen ver eve abi. Abi benim paramı versin abi ya. Yani. Hadi be. Abi şu benim 5 tümenimi de veriyor. Abi mesela dedim 30 tümen. Abi demedin abi, beni kaydı aldın burada yani. Mesela bağladım ben. Yok abi. Yok abi. Ödettim ben çöze. Abi benim o 5 tümenimi de verir misin? Ben yazayım bir de. Abi nasıl? Tamam, beni geri götür o zaman. Ara götür. Oraya geri götür abi, ben istemiyorum. Haydi. He? Haydi. Ara pahalıyım. Abi benim 5 tümenimi ver abi. Ara tamam, tamam. Abi benim 5 tümenimi verir misin? Ben yok. Abi benim 5 tümenimi ver bak ya. Abi ya o 20 tümen dedik. Ben gelmeyecektim yoksa abi. Benim 5 tümenim verir misin? Ben dedim merkeze 30 tümeni. Merkeze de getirmedim. Meydan abi, benim gösterdiğim yere getirdim. Abi benim 5 tümenim verir. Şunu al abi, 10 tümen ver bana. Abi benim 10 tümenim verir ya. Saçmasın elinde, saçmasın elinde. Tamam abi, benim 10 tümenim ver. Gideceğim abi. Sim kart alalım, saat geçiyor. Al abi benim 10 tümenim ver. Abi anlaştığımız fiyattan ne? Yani şey yapmayın abi, çok önemli. Ya daha yeni ki odayla var ya, müthiş tartışıyordum ya.
Benim 20 tümen dedi, kek diyecek ya, hiçbir şey bilmiyoruz ya. Aldım 5 tümeni, hiç merak etmeyin. Ağzım, lan vallahi var ya, gücüm yetse ağzını yüzünüzü. Şimdi sarrafçı, burada yerel pazar var, tümen bozduracağım, para bozduracağım. Ne oldu abi? 1850. Ne? 1850. 100 Türk lirası? Bak 100 Türk lirası 185.000 tümen. Vallahi çok az diyorsun abi. Vallahi öyle dedi, ben heşte denedim. Ben şimdi konuştum. Şimdi konuştum. Sen bozan mı abi? Kaç bozduracaksın? 300 tümen, 300 Türk lirası bozarsın. 50. Bir tane de 5.000 tümendi. Tamamdır abi. 5.000 tümendi. Tamam. 300 Türk lirasını bozdun abi. Abi bak. 300 çarpı. Sende Türk lirası yok değil mi hiç? 850 ha? Türk lirası yok hiç. Yok. O zaman 400 boz abi. Ha? 400 Türk lirası var yani. Ama sende 400 Türk lirası var. Her şey Farsça, Arapça yazıyor ya, var ya, oteli bile bulamadım ya. Oteli bile, adamlar otel diye yazmamış var ya. Perişan ediyorlar ya. Abi bir de var ya, kazıklamak isteyen kazıklamak isteyene var ya, perişan oldum ya. Bir otel bulabilmek için var ya, sim kart bulamadım. Turist sim kartıymış. Bunların öyle bir ülkedeyim ki, yani şu an adamlar sim kartıyla İranseli'ye kendi Instagram, WhatsApp hiçbir şeye giremiyorlarmış. Turist sim kartı almam lazımmış. Çok değişik ya. Adamlar kendi şeyleriyle giremiyor ha. Bir otel bulabilsek, bir internet bulabilsek, yok. Otele de adamlar yazmamış böyle otel diye yani. Hep şey, Farsça, Arapça. Bunlar da anlaşılmıyor. Abi, parası da çokmuş. Bu bir odalık ne kadar bir oda? Yani burada mesela bir anza ne kadar? Burada 150 tümen. Abi vallahi bir gece kalayım ya. Koymurlar abi. Vallahi 200 tümen vereyim yani. Abi var. Devlet koymuş. Devlet. Abi beni aşağı nereden geldin? Misafirhane değil mi? Biz de misafiriz. Bildim, koymur da. Kanun koymuş. Köylü İran'ı sen. Koymaz. Başka bir yer bulamam mı? Bak. O otelden başka hostel abi, yok, onlar. Yok, vermez. Fakat yok, vermez. Hiç yas vermez. Fakat nöbüşte sabadım var. Hotel. H-O-T-L. Hotel. Yok, biliyorum yok, abi. Hotel. Hotel gelecek. Efendim. Vallahi bir gece idare edemez misiniz abi? Yani. Yok. Sohbette kaldım. Hiç ya, gidecek yeri yok ya. Otel bulamadım yani. Hotel. Bizim Türkler mi bir şey yapmış? Kesinlikle yani, bazı kötü insanlar, bizden kötü insanlar gelmiş burada yani. Sıkıntı mı çıkartmış anlamadım. Çünkü nereye gitsek yani adamlar şey yapıyor. Otel odası varsa bile gönderiyor. Hele diyor Türk sen diyor yani. Daha önceki o hostelde konuştuğum abiler. Abi yani bir, ondan sonra kapattım, tam çıkıyorum. Yani bir döveceklerdi. Bu hiçbir şey de demiyorum ha. İnanın ki yani bilmiyorum. Sim kartı da bulamıyoruz burada. Adamların işte dediğim gibi sim kartı yurt dışına geçmiyormuş. Şimdi bir otel buldum. Abi otele gidiyorum. İnşallah otele bir gidebilirsek bakacağız, planlar dökeceğim. Alaaddin'in sihirli lambası. Anahtarı soktum, açmadım. Bakalım nasıl bir macera bekliyor. Açıl susam açıl. Ya bu Araplar var ya, ne biçim parfüm sıkıyorlar böyle ya. Evet, bir anahtar vardı, artık yok. Odamız burası. Kaç paraya tuttum odayı? Vallahi 450 şey. Bunların parası. Hep unutuyorum ya. 450 İran riyaline tuttum. O da bizim Türkiye'de 250 TL'ye denk geliyor. Zor zor bulabildim yani, banyolu bir de. Çok sıkıntı ya vallahi. Oteldeyiz. Hiçbir sosyal medyaya falan giremiyoruz. Bari abi bize bir İran çayı verdi. İran çayı mı bu abi? İran çayı. Yani Türk çayını biliyor musun? Benziyor mu ona? Abi Türk çayının öyle bir farkı yok. He. Sen içtikten sonra eyvallah. Bileceksin.
Dostlar ülkede hiçbir sosyal medya, WhatsApp giriş miriş mümkünatı yok. Eğer olur da İran'a gelecekseniz VPN'lerin 10-15 tanesini indirin. Dürbün abi, dürbün ya. Herkes sallıyor. He? Herkes sallıyor. Benden sal abi. Benden. Aynen. Yok eyvallah abi. Benden sal bir tane de kimse diye abi. Buyur abi. Bir tane abi sal. Türkiye hangi şehirler? Türkiye mi? Ankara'nın yakınında Niğde. Niğde. Aynen öyle abi. Niğde. Abi sal göğüm yine herkes benden. Efendim abi? He bir tane sal benden. Bir de gittim İran'da. En Urmiye şehrinde. Evet abi. He. Seni sen bu... kişiden bir tüyü almıyor. Vallahi mı? He. Salmi, salmi. Evet abi. Sal. Sal. Salak abi. Çekiyorum abi. Sal, aksın mı sal? Ha, sıkıntı yok. Orayı paylaşmam. Ha. Orayı ben kesiyorum montaj. Salmıyor, o dürbün değil mi? Ha, yok dürbün değil. Ha, ne mi nerede be? Ha, bu kamera ya. Film yürür. Film, film abi. Eyvallah abi, sağ olasın. Güle güle abi. Eyvallah, burada bir ekmek aldık. Şimdi otelimize doğru kaçıyor. Selamünaleyküm. Abi hele o kola kaçtı men? 12 tüm. Meyve suyun yok mu meyve suyu? Meyve suyu. Meyve suyu yok. Kaç tümen abi? 17 tümen. Bana bir Coca Cola versene abi. Bakayım hele abi. Bu İran şey mi? Olsun içelim ya. 17 tümen mi abi? Atın. Aç abi. Şu 10 tümen abi. Şu da 10 tümen dile. Ne? Cabını. Eyvallah abi. Ha şimdi bozuk para yok mu abi burada? Demir para, demir para hiç. Yok. Allah Allah. Hep kağıt. Aslan kutulu. Amcın yırdılar çilayını sattı. Aha sonunda vallahi bir tümen mi abi? Bu min tümen, o da iki min tümen. Eyvallah abi. Sonunda aldık. Sonunda bir tümenden iki tümeni de aldık ya. İftar açtırar, artık yiyip içebilirik. Yoksa vuracaklardı bizi vallahi bu memlekette. Otel odamıza geldik. Bugünü atlattık. Çok şükür. Her şeyin bir ilk acemiliği vardır. Biz onu atlatmayı başardık. Bakalım bir sonraki maceralarımız nasıl olacak? Merakla ben de bekliyorum. Bir insan yani kendinin içinde olduğu bir şeyi bu kadar çok merakla bekler mi? Vallahi ben bekliyorum. Buradan artık aşağı doğru gidecektim ama vazgeçtim abi. Bu bölgeler bana göre değilmiş. Ben buradan atlayacağım. Hop, Azerbaycan, Kafkas soğuklarının olduğu yere doğru gideceğim. Aslında direkt oraya gidecektim ama neden soğuk diye bir baktım. O oralarda durumlar iyiymiş. Dedim zaten kışlık malzemelerim var. Burada 40-45 derecede böyle sıcakta yanmaya gerek yok dedim. İnşallah bakalım. Otobüs zaten ucuz. 400 kilometre gidiyorsun. 70 tümen, 75 tümen veriyorsun. Bugün 400 kilometre gittim. 75 tümen. Yani eğer gerçekten komisyonu almadan döviz bozdurursan 50 Türk lirası şu anki kurla 75 tümen yapıyor. Bayağı iyi 400 kilometre falan. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.